Evet değerli arkadaşlar, bugün de yaylaları, suları, pınarları gezmeye devam ediyoruz. Yine Kümbetir Yaylası'nın, Andır'ın Yeşiltepe köyünün Kümbetir Yaylası'ndayız. Burada Kabakiraz denen bir bölgedeyiz. Burada çok müstesna, çok gizli, çok kaliteli bir pınar olduğunu söylediler. Biz de onun üzerine şimdi bana kameramanlık yapan Hicri Kaya kardeşimle beraber geldik. Şimdi buradan aşağı bahçeye ineceğiz. Yürüyerek o kaliteli suyun tadına bakacağız. Sizlere tanıtacağız. Hicri kardeşim, şimdi ben buraları bilmiyorum. Sen bana öncülük yap. Ben de senin arkandan yavaş yavaş geleyim. Olmaz mı? Vallahi buyurun. Peki. Buyurun. Evet, şöyle inekler girmesin, geri kapatalım. Evet. Şimdi böyle yavaş yavaş ilerleyelim. Anlatılan, övü ve bitirilemeyen suya doğru gidiyoruz. Hangi taraftan gideceğiz? Çamların altına gireceğiz. Şu çamların altına gireceğiz. İnşallah. Buradan mı gidiyoruz bu Evet. şekilde? Burası herhalde kiraz bahçesi. Kiraz bahçesi. Kimin burası? Burası Necat Gili. Necat Tekler. He. Başları görüyor musun? Yeri mi sökmüşler bunları? Yerini Güzel. söktüler, aşağı getiriyorlar işte bunu. Şuradan gidelim. Şöyle mi? Belki şuraya şimdi başlayalım. Evet, güzel bahçelik gelmiş. Yarın buralar da satılır ha. Burayı aldılar zaten. Şeyden aldılar, Hacalılardan aldılar. Kaç dönüm var burası? Güzel yer ama değil mi? Aşağı doğru sıcak olmuyor böyle bir aşağı doğru indiğin zaman. Önce de hep şeyler buraya gelir. Bunu bilenler var, bilmeyenler var. Bu suya gelir. Bu su çok güzel ama. Şuradan mı, şuradan mı? Şuradan karşıya geçeceğiz. Bir şey gübre atmışlar buraya herhalde. Bahçe için gübre atmışlar. Oo, meşakkatli yere geldik. Yerde hep ceviz var ha bak hele. Evet. Dere kenarına geldik Hicri kardeşim. Tamam. Yavaş yavaş. Evet, zor şartlarda o özel pınara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çitleri, telleri aşarak taşları, dereleri aşarak geçiyoruz. Evet. Güzel suların kenarlarından geçiyoruz. Dere kenarı. Ağaçların altı. Pınarı arıyoruz. Rehberimiz Hicri kardeşim de beraber pınar arıyoruz.
bir baktım. Büyük paten yok eski ya. Onun etkisi var mı acaba? Burada pınar olsa akıntı da olabilir. Şu akıl olması lazım. Şöyle suya doğru. Biraz yukarıya şey yapmasın. Biraz daha ileri gidelim mi? Şuraya bir bakayım da öyle ki. Bir yer şu tarafa bakalım. Şurada olacak. Şurada. Oraya ateş yaptılar ama o suyun da ben atıyorum. Bir bak, belki de oradadır ha. Bir dolaşalım bakalım. Şöyle kayanın içine çıkıyordu ama buz gibi çıkıyordu ya. Bir dolaş çıkmaz ya. Şu, burası olamaz, olmasın. Bak buradan bir su şeyi var. Gidiş geçiş var bu. Dediğin gibi orman yolu yapınca bak. Şu suyu görüyor musun bak? Evet. Şunun altında ben kalmış. Bunun altında kalmış olabilir ha. Taşların altında kaldı. Değerli arkadaşlar, takipçilerim, meşhur suyu bulmaya çalışıyoruz. Ama bu dağlık bölgede bir üst taraftan orman yol yaptığı için burada bir tıkanma, yer değiştirme olayı söz konusu. Su buradan ufak ufak geldiğini görüyoruz. Bakın şöyle geldiğini görüyoruz. Ta buralardan ama bunun da devamında harfiyat çalışmasından dolayı o pınarın üstü kapandığını düşünüyoruz ama aramaya da devam edeceğiz. Bir şey var, üstünde varsa. Biraz daha ileri gidelim mi? Şu su kenarından gidelim. Suyun çıktığı yer zaten belli olur. Su pınarın suya birleştiği noktadan belli olur zaten. Evet arkadaşlar, araya araya bu ağaçların taşların arasından giderek pınarımızı bulduk. Evet çok şükür. Şu çok güzel su. Evet, dağların arasından gelen su arkadaşlar, bakın. Ağustos'un 12'si olmasına rağmen hani hala su 24 saat 12 ay boyunca akıyor. Şimdi bu suyun tadına sizler adına bakacağız. Önce Hicri kardeşim bir içsin bakalım. O zehirlenmezse bir de ben içeyim. Evet, şöyle bir de ben size geldiği yeri iyice göstereyim. Bakın şöyle ağaçların, kayaların arasından geliyor arkadaşlar bu su. Bu bölgelerin her tarafı bereket dolu, rahmet dolu. Yani gezdiğiniz yerlerde bildikten sonra burada susuz kalmazsınız arkadaşlar. Çok gizli pınarlar var taşların arasında. Buyur sen de bak. Evet Hicri Kaya kardeşimle bir şey olmadı. Şimdi ben deneyeceğim. Suyu içeceğim inşallah. Bakacağız. Oo, buz gibi.
Hakikaten süper bir su. Bal gibi. Sanki şeker pınarı veya başka bir meşhur su kadar kaliteli, lezzetli ve içimi o kadar da güzel bir su arkadaşlar. Artık bu suyun adını bilmiyorum da burası Kaba Kiraz bölgesi. Çok gizli bir yer. Burayı tarif etmek istemiyorum çünkü burayı bulmak zor. Biz bile geldik bu köyün yerlisi Hicri kardeşimle beraber. Biz bile burayı zor bulduk. Artık gerisini size bırakıyorum. Evet değerli arkadaşlar, bugünlük de videomun sonuna geldim. Bugün de sizlere Kümetir Yaylası'nda Kaba Kiraz gizli pınarını tanıttım. Bana bu yolculukta eşlik eden, kameramanlık yapan Hicri kardeşime teşekkür ediyorum. Ondan da Allah razı olsun arkadaşlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Size Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler. Hoşça kalın.